Şimdi efendim Özlem Akusta'ya gelelim. Siz üç kız kardeşsiniz anladığım kadarıyla. Biriniz büyük, Özlem ortanca. Yani siz küçük. De küçük olansınız. Şimdi 2 Nisan efendim 2018 tarihinde baba Hüseyin Hulki Akusta, öz kızı Özlem Akusta'nın eşinden ayrılarak yanında yaşamaya başladığını, daha sonra yine 1 Nisan günü gezmeye gidiyorum diyerek evden ayrıldığını, cep telefonuna ulaşılamadığını, kızının hayatından endişe ettiğini söyleyerek polise başvuruda bulunuyor. Şimdi önce sizlerle konuşulmuş, işte sizler de ifade vermişsiniz, daha sonra bakılmış edilmiş. Şimdi konu şu, kısaca söylemek gerekirse yine bu Yunus sizin kız kardeşinizle bir arkadaşlık kuruyor. Aynı yerde çalışıyorlar. Sizin kız kardeşiniz temizlik işiyle ilgileniyormuş, o da dağıtım işinde değil mi? Bir arkadaşlık kuruyorlar. Tabii bunlara hemen bir anda ulaşılmıyor ama ben size ulaşılan noktayı söyleyeyim. Tanık ifadeleriyle falan görünüyor ki Yunus Kahraman evli. Özlem ayrılmış, bir tane oğlu var ve ikisinin arasında bir ilişki yaşanmaya başlanıyor. Bunu da söyleyenler kimler? İşte iş arkadaşları falan. Şimdi Yunus en başta diyor ki benimle beraber olmak için çok uğraştı ama ben evli olduğum için onu reddettim. O yüzden aramızda bir tartışma yaşanıyordu. En son günde, kaybolduğu günde onunla buluştuk. Buluştuktan sonra kavga ettik, ayrıldık. Ben bir daha kendisinden haber alamadım, bilmiyorum diyor. Evet. Böyle değil mi kısacası? Fakat tabii soruşturma bu şekilde kalmıyor. Daha sonra sosyal medya hesapları falan incelenmeye başlanıyor. Aslında Yunus'un dediği gibi Özlem onunla beraber olmak için uğraşmıyor. Yunus, tam tersi. Tam tersi. Yunus'un ona karşı bir ilgisi var ve hani buluşalım, görüşelim falan diyen sosyal medya hesaplarına göre aslında Yunus. Neyse, aslında bu da çok önemli değil bir yerden sonra. Ama aralarında bir yaş farkı var. Dediğim gibi adam evli. Verilen ifadede ben onu mesela atıyorum işte İstanbul'da bilindik bir yer söyleyeyim. Hani Sultanahmet'te biz onunla buluştuk, kavga ettik, ayrıldık. Tamam. Ortaya çıkıyor ki Yunus aslında o gün bir araba kiralamış daha sonra. Bir gün önce kiralıyor arabayı. Ya da bir gün önce. Bir araba kiralamış. Bu arabanın üzerinde yoğunlaşıyor emniyet yetkilileri. FTS kayıtlarından bakıyorlar ki bıraktım dediği tarihten, saatten daha sonra ikisi beraber aynı arabadalar. Ve aynı arabayla beraber yola devam ediyorlar. Neresiydi? Çeşme otobanı gidip Karaburun'a gidiyorlar. Karaburun. Otobanda kameralarda sabit zaten gidip çıktıkları. İkisi yan yana gözüküyor. Sonra emniyet tekrar alıyor bunu. Hani sen bırakmıştın? Yani diye soruluyor. İşte zaten ben bunu işte hadi sen bırakmıştın dedikten sonra, bunlar ortaya çıktıktan sonra insanların bırakılmasını anlayamıyorum. Yani hep aynı noktaya dönüyorum da. Daha da ilerisi daha kötü. Şeye sensin. Yani oralara giremiyorum. Şimdi bu şekilde çıkıyorlar işte, yakalanıyorlar kameraya. Fakat buradaki enteresan nokta, benim dikkatimi çeken, ikisi gidiş yönünde aynı arabadalar. Dönüş yolunda Yunus tek. İki kişi gittiniz, niye sen tek döndün? Cevap ne? Yok. Orada kalacağını söylemiş. Kafasını dinleyecek. Zaten herkesin de bir kafasını dinleyesi tutuyor bizim aradığımız kayıplarda. Hakikaten herkes öyle söylemiyor mu? Bir kafasını dinleyeceğini söyledi. Nereye kafanı dinliyorsun abi yani? Geriye dönüş yok. Öyle söyledi sonra, zaten. Ben anlıyorum bir zaten. Daha, dakika, bir evet, gol bir yani. Daha ona ulaşamıyoruz. Şimdi ardından yine bu Özlem Akusta'nın banka kartlarının kullanıldığı ortaya çıkıyor. İşte, aynı gün dönüşte aynı gün işte, geliyor. Tamam işte yani çıkıyor ortaya. Hı-hı, tek başına anlatıyor. Gelirken. İşte Mehmet Bey'in az önce dediği morfolojik tespit falan filan dediği o. Kredi kartları kullanılıyor. Kredi kartlarından 1800 lira mı ne kadardır? Şöyle 850 lira çekiliyor. 850 lira mı? Çekiliyor. 850 lira çekiliyor. Fakat bir yerden çekiliyor. Diğerindeki kartı yutturuyor. Kredi kartının kredi şifresi yanlış giriyor. Kredi kartının şifresini yanlış herhalde, aynı değildi kartın şifresi. 3 kez şifresi. Yanlış giriyor. Karşı karşıya bankamatikler. Ondan sonra o alınıyor. Şimdi bu sefer tabii onun görüntülerini istiyor savcılık. Diyor ki kim çekti? Yüzü kapalı, gözükmüyor. Ama işte orada Mehmet Bey'in, avukat Mehmet Bey'in şey tavrı devreye giriyor. O zaman ellerine bakalım. Çünkü Yunus Kahraman voleybolcu. Elleri tabii ki standart insanlardan daha büyük.
Acaba benzer bir şey mi diye ki Mehmet Bey onun eli olduğu konusunda Cigar iddialı. Hanım, şöyle ben detayı vereyim isterseniz esas buradaki unsur şu. Swisher var arkasında kapşonu var. Bunu eşi doğruluyor zaten ifadesinde. O gün o yoktu kendisi diyor ifadelerde ama o gün bankamat önüne geldiğinde kapşon çekilmiş, yüz kapatılıyor. Hiçbir şey yok. Eldiven giysi hayatta bulunamaz. Eller çekerken, ellerin resimini öyle gördük. Duruşmada ben ellere baktım çok iri. Reis'e baktım, morfolojik biz de onu düşünüyoruz zaten Reis Bey'de. Eller morfolojik inceleme yapıldı ve o eller olduğu İzmir'de yapılan bilirkişi incelemesinde uzman söylendi. Adli tıpa gönderildi. Sonrasında adli tıpa cevap bekleniyor şu an. Demiş ki, Yunus Kahraman, şimdi siz orayı size soracağım. Züler Karaca, yani kardeşinizin arkadaşı. Şimdi siz beraberce anladığım kadarıyla, şimdi diğerine gelelim önce şeye, çünkü gözüm oraya takılıyor. Özlem kaybolduktan sonra siz aramışsınız Yunus'u anladığım kadarıyla. Siz var mıydınız o görüşmede? Ben aradım, evet. Siz mi aradınız? Ne söyledi size? Şu yazıyı. Metroda 3 yolda kavga ettik dedi. Hı hı. O dedi annesine televizyon bakmaya gidecekti. Ayrıldık dedi. Hı hı. Fatih Altay Meydanı'nda metronun sonunda yani. Ondan sonra kardeşimi dedim en son gören sensin biliyorsun değil mi dedim. Evet dedi bak dedim ben bunu polise söyleyeceğim. İfade verir misin dedim. Tabii abla veririm dedi. Gayet rahattı. Tabii tabii yardımcı olurum dedi. Yani size çok zaten rahat ve sakin konuşuyordu. Balçova, evet. Üçkuyular metroda buluştuk, tartıştık, ayrıldık. Evet. Sonra Emine Şen'in ifadesi alınıyor. Ortaokul yıllarından beri tanırım diyor. Özlem'i en son 2018 yılı Mart ayının ortalarında fotoğrafı gösterilen Yunus Kahraman'la el ele tutuşmuş vaziyette gördüm. Tam selam vermek üzereyken Özlem bana selam verme konusunda yani karşılarını kaldırarak... Hani bana selam verme dedi. Sonra konuşmuşlar demiş ki yanındaki çocuğu nasıl buldun? Ben de bu nasıl soru bu çocuk kaç yaşında sen kaç yaşındasın dedim. Yani. Genç. Diyen kim bunu? Bir arkadaşı. Özlem'in arkadaşı. Yunus'u el ele görüyor. Şimdi çünkü Yunus'un daha sonra okuyacağım size. Yani neden ortadan kaybolduğu konusunda bir fikir sahibi olabilir. Yunus evli. El ele gördüm onları diyor. Sonrasında da konuştuğuma dedim ki senin o çocukla ne işin var bu çocuk yani kaç yaşında sen kaç yaşındasın. Bu çocuk benim eski iş yerimden arkadaşım eşiyle boşanma aşamasında ben bu şahısla evlenmeyi düşünüyorum dedi. Ve arkadaşı da demiş ki memlekette adam mı kalmadı da sen bu şahısla evlenmeyi planı yapıyorsun. Doğru düşün doğru karar ver diyerek telkinlerde bulundum diyor. Evet. Çünkü yaşı genç bir de yani yapı itibariyle de zaten... daha da genç duruyor. Sporcu falan evet. Filan yani. Kendi gösterişli bir yapı. Evet. Presentable bir tip şey. Yani. Gerçekten evet. Presentable bir tip. Evet. Gösterişli evet. Bir yapı. Fizik diğeri falan... Tabii ki yaşını da gösteriyorsa. 7 yaş falan var aralarında. O yaş farkı daha da belki fazla gözüküyordu. Evet. Ben görmediğim için evet. Bilmiyorum da. Evet yani ben de yüzde olarak görmedim ama herkesin anlattıkları böyle. Evet Özlem Çaycılık Yunus Sevkiyat işiyle çalışıyor diyor Gülşah Kurt. Yani aslında bu Yunus'un daha evvel bir cinayete karıştığında öğrenmiş iş yeri patronu. Fakat anladığım kadarıyla cezaevinde de birkaç kişiye yani bu ifadeleri okuduğu zaman işte birine demiş ki evet öldürdüm. Farklı. Birine demiş ki hayır polis benim üzerime yıktı aslında benimle alakası yok. Böyle farklı birisi kız arkadaşı dört tane farklı ifadesi şeyler anlatmış. Mesela demiş ki ben daha önce eski sevgilim yüzünden cezaevi yatmıştım. Şimdi işin buradaki kısım şeyi bu. Efendim karısı öğreniyor bir şekilde. Yani şöyle öğreniyor. Mesajla beraber Yunus'un karısı Özlem'in ona bir mesaj attığını görüyor. İşte kuzum resimde mi göndermemiz, mesajla mı yazmamız yasak falan diyerek bir mesaj yakalıyor karısı. Bunun üzerine diyor ki senin bunda ne işin var? O da diyor ki Özlem benim ablam. Aramızda bir ilişki yok. Fakat daha sonraki ifadelerden anlıyoruz ki Yunus bir şekilde kardeşinize gidip gel karıma aramızda bir ilişki yok de dedirtmeye şöyle çalışıyor. Şey var Berna Hanım'ın ifadesinde belki görmediniz.
Gördüm gördüm hepsi biliyor. Kocamın peşini bırak diyor. O da diyor ki sen kocana sahip çık, o benim peşimde. Evet, daha oraya gelemedim. Evet. Yani kadın Yunus'un eşi, onun da çok güzel bir hanımefendi olduğu söyleniyor bu arada. Siz onu gördünüz mü bilmiyorum. Diyor ki işte aranızda ne var? Şimdi en son gün bence buluştum hani kavga ettik falan denilen gün, bilmiyorum bana katılır mısınız ama aslında sen benim eşime gel ve söyle. Evet. Aramızda bir ilişki yaşanmadı de dendiği gün olma ihtimali çok yüksek. Çünkü aslında her şey çok güzel. Buralarda şimdi tam ayrıntılarını okuyamıyorum ama. Ben o kadar düşünmüyorum Miguel'im, ona katılmıyorum. Neden? Bir neden olmalı çünkü şey yok. Özlem anladığım kadarıyla parası da kayıp Özlem'in. Ne kadar bir parası kayıp? 25 milyar vermişti bize babam. Ama sonradan gelen bankalardan 11 milyar bir para ödedik biz kredi. 14, ölmeden 14 milyar. Bir 14 hafta milyar. Önce 14. çekmiş yarısını. Yarısını da sanırım 15-20 gün önce ölmeden. Yani ay aralıklarla hemen çekmiş. Ne kadar? 15 dediniz civarı, 15 bin lira. 14 civarıdır herhalde. Yani o faizler... para nerede? Yok. Toplam 39 yok. Milyar yapıyor değil mi? 25 milyar artı 14 milyar, hı-hı, 39 milyar aynen yapıyor toplamda. Babasının verdiği para ve artı çekilen kredi. Bir de Müge Hanım siz dediniz yani. Yani bu şekilde eğer biz bu parayı Yunus'a verdiğini düşünürsek altın yumurtlayan bir tavuk var orada. Artı. Aslında yani Özlem'in kaybolma durumu yok. Şimdi bir taraftan Özlem'den tamam para geliyorsa yani geldi buradan öyle anlaşılıyor. Ama devreye eşi giriyor. Eşi de şöyle söylüyor, diyor ki ben diyor aslında Özlem Akusta isimli şahsı daha önceden gördüm, Simayen tanıyorum. Düğünde gördüm diyor. Günahını evet, da almak istemiyorum. Ancak diyor var. Böyle hafif meşrep bir kadına benziyordu. Gözlerini, bakışlarını, hareketlerini kişisel olarak beğenmedim. Eşim de diyor Yunus, Özlem denilen bayana Özlem abla diye hitap ettiğini, gıyabında da hep Özlem abla diye bahsettiğini anlatıyor eşi. Sonra 3 ay kadar önce Mart ayı içerisinde Yunus diyor muhtemelen banyodayken ben diyor cep telefonunda bir mesaj gördüm. Mesaj da mı atamıyoruz? Aslında mesaj da mı atamıyoruz kuzum falan gibi bir şey kuzum, o evet. Şeyi. Bir erkek isimliydi. Bir erkek ismine kayıtlı bir yerden geldi diyor. Daha sonra Facebook arama butonuna yazdım, arattığımda ve bunun diyor Özlem Akusta olduğunu öğrendim. Eşiyle bununla işte kavgaları oluyor ve daha sonra evden kovuyor Yunus'u. Eşinin anlatımına göre. Yunus'u evden kovuyor. Ben diyor hiçbir şekilde bu arada Özlem'e ulaşamadım. Eşiyle ilişkisi olup olmadığını da sorgulamadım. Ama daha sonra Yunus eşiyle tekrar barışmaya çalışıyor. İşte benim burada devreye girdiğim nokta bu. Yani eşi onu evden atıyor. Yunus tekrar eşiyle barışmaya çalışıyor. Bu arada da eşiyle barışması için ne yapması lazım? Özlem'in onu arayıp sen bizi yanlış anladın. Hani ben onun ablası yaşındayım. Aramızda bir ilişki yok demesi evet, lazım. Ama Özlem, arkadaşlarına evleneceğim kişi diyor. Yani boşanma aşamasında olan evleneceğim kişi diyor. Şimdi arada bir tezatlık arada var. Arada bir tabii. Tezatlık var şimdi. O demin bahsettiğiniz kalkıp da Özlem'e gel karıma aramızda herhangi bir ilişki yoktur şeklindeki beyan herhalde bu arada konuşulan bir konu olması lazım. Barışması için bir şekilde. Evet, barışma için. Konuşulan konulardan en önemli o so oluyor. Evet. Ve hatta eşi diyor ki hani sizin ailenizle görüştüğü konuşmaya da ben şahit oldum diyor. O bilmiyordu ama şöyle dedi diyor. Ben 1 Nisan pazar günü Özlem'le Balçova Üçkuyular semtinde buluştum. Ayrıldım. Hani bir daha da beni rahatsız etmeyin. Benim yanımdan ayrıldı sözüne de herhalde diyor Özlem'in ailesiyle konuşuyordu. Ben buna da şahit oldum diyor. Müge Hanım bu tez Yunus'un yalanına inanmak anlamına gelir. Bakın. Ben buna katılmıyorum. Neden söyleyeyimse ben dosyayı cidden ezbere biliyorum. Kamera görüntülerine bakıldığında Özlem Hanım'ın saçını yana attığını, rahat bir şekilde arabada olduğunu ve Karaburun'a gittikleri belli. Evet. Herhangi bir görüşme, ikna etme tarzında bir tutum yok orada. Bizce yani şahsi evet. Düşüncem. Bu arada Yunus'a diyorlar ki peki sen o gün hani bıraktın da diyorlar Özlem'i. Sen nereye gittin? Ben diyor voleybol maçına gittim. Sonra voleybol maçına gidenlerle konuşuyorlar. Yunus aynen. Oraya falan da gitmemiş. Evet. Yani hepsi aslında izleniyor. Yani o kadar... Yalanlar zinciri aslında. O kadar ortaya çıkıyor ki. Orada yok. Değil.
Nereye gittin diyor polis, kent kartla gittin diyor. Kent kart gitmemiş, esota binmemiş, hiçbir şekilde gitmemiş, güvenlik kamera kayıtlarında yok. Tamam yani birbirine uygun senaryo çıktı, hepsi yalan. Ve efendim işte benim çok ilgimi de çeken bir şey var, oraya da geleceğim. Daha sonra işte bu Özlem'in bir de kredi kartından, banka kartından paralar çekilmiş, çekilmeye çalışmış falan ya. O sırada üzerinde giydiği kıyafeti de yine eşine gösteriyorlar. Eşi diyor ki evet diyor ya, benim kocamın diyor var diyor bu kıyafetleri diyor. O da Yunus, onu da doğruluyor. Yunus kabul etmiyor bunu. Şimdi, farklı olduğunu söylüyor eşi. Yunus kabul etsin etmesin, eşi kabul etmiş. Eşi kabul ediyor evet. Şimdi ben size başka bir şey söyleyeceğim. Burası çok enteresan. Evinde bir arama var. Şimdi hem kendi evi aranıyor hem de annesinin evi arıyor. Ay Allah'ım sen koru ya Rabbim ya. Onu nereye koydun ceza ben? Ceza kanunu şeyleri mi söylüyorsunuz? Adam evet öldürme... Evet. Dur onun tam ne bulunduğunu söyleyeyim. Dur bir hayatım sen de bir müsaade et ya. bir dur. Zaten burada bu kadar şeye bakmaya çalışıyorum. Hukukçu heyecanı. Ezberledik artık hepsini tekrar. Söyleyin tam ezberlediniz. Ne çıkıyor? Şöyle annesinin evindeki kaldığı odada çekyatın altında Türk ceza kanunu adam öldürme suçları. Ve, hayır adamı öldürme suçu yok. Kişi öldürme. Hayır. Bakın bakalım. Değil. Siz devam edin öyle değil ama. Türk ceza kanunda insan öldürme 81-82'ye ilişkin açıklamalar var. Onları incelemiş, şey yapmış. Belli bir şekilde kanunu falan bilen bir arkadaş yani. Detay. Sorulan soruda bunu neyle açıklıyor? Açıklayamıyor. Yani, açıklayamıyor. Annesi diyor ki ders notları. Ne mezunu ki ben onu soracaktım size. Ne okuyor ki? Lise. Bilmiyorum. Lise mezunu bildim ama adalet okuyor olabilir o, her şey olabilir bilmiyorum. Lise mezunu olduğunu biliyorum. Nereden buluyorsun? Öyle bir ders notu olmaz zaten. Lise mezunu olduğunu nereden biliyorum? Teyzemler falan söylemişti lise mezunu olduğunu. Nasıl söylemişlerdi? Nasıl söylemişlerdi? Bayramda gittiğimiz zaman falan konuşuluyordu. Yani lise mezunu olduğunu biliyorum. Ama ne okuduğunu bilmiyorum. Hatice sus. İlişkin oldu çıkacak ortaya. Yok ne okuduğunu lise bilmiyorum. Lise mezunuysa zaten ne okuduğunu bilmenize gerek yok. Hangi bilmiyorum. Standart. Benim orada çünkü enteresan. Yok yani. Enteresan bir şey vardı onu söylemek istiyorum. Hatice ile Yunus'un bağlantısı vardı. Yok, buldum. Bir şey diyeyim. Bağlantım yok. İhale buldun mu? Niye bu? Hangisi? Ders notları yazılan yer. Hayır senin bulduğunu bu. Burada benim... Annesinin evinde kaldı odadaki çekyatta gidiyorsunuz değil mi? Evet. Benim burada en çok dikkatimi çeken bir kişisel veriyle ilgili bir şey söylemiş. Özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar var. Evet o da var. Benim en çok dikkatimi çeken bu oldu. Ya bana verseniz de tutanaktı bunun anı ya. TCK 81 ve özel hayatın gizli ilişkin maddeleri incelemiş. Şimdi bir kere ceza zaman aşımı. Şimdi ceza zaman aşımı enteresan. Çünkü 99 yılında hani işlenen bir cinayet sonuçta afla çıktı. İnfazı 20 yıl şansı yok. Zaman aşımı olmaz. Ya bir dur Mehmet Bey ya. Bir dur gözünü seveyim ama ya ne olur hakikaten sıkılıyorum. Şimdi ceza sen avukatsın. O avukat değil. O bakacak ceza zaman aşımına. Neden doğrudur, bakacak? Doğrudur. Ne zaman doldu? Değişiyor. Biz bile burada 99'dan önce mi, 99'dan sonra mı diye konuşuyoruz. Ceza zaman aşımına bakıyor. Çünkü kendisinin böyle bir sıkıntısı var mı? Var. Mesela dava veya cezanın düşmesinin etkisi. Nereden bulmuş bunlar acaba? Ceza kanununda var mı? Ceza kanununda var. Bulunur çok rahat. Mesela bulunur. Burada hani ceza zaman aşımına girmeyenlere falan yanına tik atmış mesela soykırma falan şimdi onları da. İki türlü zaman aşımı olduğunu incelemiş. Davanın açılma tarihinden itibaren başlayan zaman aşımı suçun işlendiği tarihten itibaren. Onlara bakmış. Evet. Sonra kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi, işte taksirle öldürme, vücut dokunulmazlığına karşı suçlar. Çünkü bunları işaretlemiş bir de. Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama. Onları işaretlemiş. Sonra mesela yine işaretlediği yerler var onları söylüyorum. Verileri yok etmeme mesela. Nitelikli hırsızlık. Yani bunlar işaretlendiği yerler. Bizim mesela bu son cinayette aslında hani cinayeti işlediği ortaya çıkarsa hepsinin suçlanabileceği şeyler mesela hırsızlık. Nitelikli evde, hırsızlığı da nitelikli işaretlediğine göre o konuda da bir kuşkusu var. Evden şeyler kayıp ya ben de o yüzden söylüyorum. Evet. Ondan sonra
Bir de onu bulamadım. Bir kişi niye bunlara bakar? İlgisi olmayan bir kişi bu tarz olaylarla neden bunlarla ilgilenir ve bunlarla ilgili sonra bir araştırma özel yapar? Hayata ve hayatın gizliliğine karşı suçlar. Özel hayata ve hayatın gizliliğine karşı suçlar. Şimdi bu da bence çok önemli. Bu da neden önemli? Özlem Akustan'ın kaybıyla ilgili diye düşünüyorum. Bu özel hayata ve hayatın gizliliğine karşı suçlarla ilgili işte mesajlar vesaire. Çünkü aralarında ne şekilde görüntüler, videolar falan filan olduğunu biz şu anda bilemiyoruz. Biz bulunduğu kadarını biliyoruz. Yani şimdi bu da annesinin şeyine. Çünkü annesi de diyor ki ders notları. Ama mesela şimdi eğer sen hukuk dersi aldıysan da bir takım hukuk dersinde sana cinayetle ilgili, özel hayatın gizliliğiyle ilgili şeyler anlatmıyorlar yani. Hani o bir kitapsa kitabın içinde her şey var. Niye sadece bu notlar? Şahsa karşı suçlar ve ceza kanunu özel maddelerden gidiyor özellikle. Evet. Yani bir zaman aşımına bakıyor, bir buna bakıyor. E tabii yani bir suçu işlediğiniz zaman biraz uzun bir ihtimal gibi gelse de yani bir şekilde zaman aşımına uğrama süresi de var yani. Aradan işte işlendiğinden bile değil mi? Hani Özlem Akustan'ın kaybının üzerinden bile ne kadar zaman geçti işte? Bir yıl geçti. Şimdi Özlem Akustan bulunamadığı süreci şu an Özlem Akustan bulunamadı. Öldürdüğüne dair dava açılabilir mi? Açılamaz. Valla açan da var aslında. Açan da var ama açılamaz. Yani. Açılan dava kuvvetli var. Kuvvetli şüpheyle. Son zamanlarda. Hayır muhakkak. Cesedin ama bulunmaması ilgili Yargıtay iştahlarını evet, burada konuşmuştuk. Evet. Var. Ceset var, yok var. Ama ölüme hükmedilmesinin haklı sebepleri olduğunda söylenmişti. Üstad burada savcılık makamı iddia makamı hazırladığında Özlem Akustan cinayeti yok. Şimdi. Kredi kartı hırsızlığı var sadece. Evet. Şimdi bakın, Hatice dedin ki ben dedim onun. Buyurun. Tırnak içinde. Yani cesedin ya da naaşının bulunması da bulunmaması meselesinin bir Türk hukuk tarihinde bir devrim olduğu konusunu görüşmüştük sizinle. Tabii işte ama burada tabii savcının ve hakimin değerlendirmesi. Yani savcı ve hakim bu şekilde değerlendirdiğinde Yargıtay'ın kabul ettiği durumlar var. Ama mühim olan savcının ve hakimin bu şekilde değerlendirilmesi. Aslında savcı da iddianamesinde Özlem Akustay ile ilgili tüm araştırmaları yaptıklarını ve ne yazık ki yani siz de dosyayı biliyorsunuz hayatta olmadığını bir cinayete kurban gideceği konusunda bir kanaat oluşmuştur diyor. Yani bunu savcı da söylüyor. Ama davada nasıl ilerliyor kısmında dışarıda olduğuna göre demek ki yeterli delil yok diyor. İşte o kanaat yok ama var. Öldüğüne dair bakın, şüpheli bak, şeyimiz var diyor. Yani benim kanaatim için. Mahkeme heyetinde karar verecek olan. Savcı öldürmüş demiş. Daha artık diyecek yok. Savcı ölmüş demiş yani. Ama dava açılmadı. Tamam da mahkeme yani o kısmını bilmiyorum. Ne yapsın onun da demek ki yapabileceği şey var. Bulunmadığı takdirde yan delillerle bir takım yani mahkeme heyetine müsbet bir kanaat doğuracak elle tutulur, gözle görülür durum olmasa dahi o kanaati verdirecek işte kamera görüntüleri, bir takım yan deliller cesedin bulunmamasına rağmen sanığın bu kişi olduğu konusunda bir kanaat gelmişse o zaman mahkeme cezayı verebiliyor ve o yan deliller ve kanaatlerle Yüksek Yargıtay'da cesedin bulunmasını şart olarak aradı. Şimdi